Hoş geldiniz. İki defa yayın kaybolduğu için bilgiler çok değerli. Kaybetmek istemedim. O yüzden kaydettim, geri döndüm hemen. Hemen tekrar Gökalp Bey'i davet ediyorum. Tekrar kaydettim, yayınladım ve aynen. Yeniden geri dönüyorum. Gerçekten ben değerli bilgiler, bunların kaybolmasına dayanamazsam. Kusura bakmayın. Kesinlikle. Şimdi biz evet. TJOD'den canlı yayın yapıyoruz. Evet. Sanırım Temmuz ayında da İtalya'dayız, Milano'dayız, Eşre'deyiz. Ben oradaki bütün seansları da takip edeceğim. Hepsine katılacağım. Çok iyi olur. Bir canlı yayın da oradan yaparız belki, İtalya'dan belli olmaz. Gerçekten. Ekim ayında da Amerika'da ASRM'de olacağız. Yine oradan da bir canlı yayın. Yani böylelikle kongreleri hastalarımızın ve hatta bazı oldu. Hekim arkadaşlarım da izliyor. Onlara sunumuna sunacağız. Tabii orijinal bilgiler bizde. Yani bize gelmeden de bunları hepsini de anlatmayacağız. Tabii. Yani uygulama sizde. Tabii. Bilgiler bizde. Aynen. Nerede olduğunu biliyoruz en azından. Bu uygulamalar nerede yapılıyor, nasıl yapılıyor? Tabii ki. Ya yoksa bizim amacımız tüm herkes doğruya ulaşsın. Doğruyu tercih etsin. Tabii. En iyi doğru tercih etsin. Doğru bilgileri alıyoruz şu anda. Böylelikle de kafa karışıklıkları ortadan kalktığı zaman da daha az stresli bu şekilde devam ederler. Böylelikle gebeliklere de daha rahat ulaşırlar. O yüzden bu canlı yayınları önemsiyoruz. En son miyomdan bahsetmiştik. Evet. İkinci seansta. Üçüncü seansta ince endometriyumun tedavi yaklaşımından bahsediyor. Yani rahim inceliği bizim için önemli biliyorsunuz. Rahim ince olması evet. Bebeğin tutunmasını olumsuz etkiliyor. Özellikle yapışıklıklar varsa anne rahmin içerisinde geçirilmiş kürtajlara bağlı. Rahim duvarı incelmiş oluyor. İncelmiş olduğu zaman da ne yazık ki embriyo dediğimiz işte bizim transfer yaptığımız bebekçiler, melekler tutunamayabiliyor. İşte biz ince rahim duvarını nasıl bir yaklaşımda bulunacağız? Burada histeroskopinin çok önemi var. Özellikle rahim içerisindeki yapışıklıkların histeroskopiyle açılması gerekiyor. Peki rahim içerisindeki yapışıklıkların tanısı nasıl konuyor? Ultrasonda ne yazık ki konulamıyor. Konulması için mutlaka özellikle kürtaj öyküsü varsa bir kadının mutlaka bir rahim filmi çektirmesi gerekiyor. Rahim filmlerinde şüphelendiğimiz hastalarda ki rahim filminde yapışıklık varsa rahim içerisinde bazı yerlerde kontrast madde tutunamıyor. Tutunamadığı için de bize özellikle görüntüsü de yapışıklık hakkında şüphelendiriyorsa mutlaka histeroskopiyle o yapışıklıkların açılması gerektiği vurgulanıyor. Bazen ama ince endometriyum gerçekten doku da kaybı varsa histeroskopide baktığımız zaman doku kaybı da varsa işte o grupta birazcık daha zorlanıyoruz. Burada biraz önce bahsettiğim hani çikolata kistindeki E vitamini özellikle ince rahim duvarı olan kadınlarda da pozitif etkisi var. Özellikle katılımcılar İngilizce konuşmamızı istiyor. Bir gün de inşallah İngilizce sanırım sizin kızınızın bir sayfası var. İngilizce de evet, biz evet, ben biliyorsunuz İngilizce tıp mezunuyum biliyorsunuz. Evet. Ve hatta şu an IELTS sınavlarına hazırlanıyorum. Belki şeyimizi de geliştirmiş oluruz. Kızınızla böyle bir İngilizce yayın yapalım gerçekten. Olur. Bu bilgilerin aynısını ben İngilizce'de anlatabilirim. Yani hiç sıkıntı yok. Daha da iyi olur benim için de. Çünkü yabancı izleyenlerimiz de ulaşmış olur bu bilgilere. Ki böyle bir yayın herhalde hiç yok. Yani dünyada da yok sanırım, değil mi? Evet, yapmadık. Yani canlı yayın. Tamam, bir gün kızınızla da İngilizce bir oturum yapalım. Bu tamam. Aynı TJOD'dakileri İngilizce'ye ben çevirip anlatayım. Yani modomot, aynen simultane anlatırım. Onda hiçbir sıkıntı yok. Adenomiyozis'den bahsedildi. Tamam. Dördüncü oturumda. Adenomiyozis biliyorsunuz normalde çikolata kistleri gidip yumurtalığa yerleşir. Ve yumurtalıkta çoğalır. Bazen de rahim iç dokusuna yani kas dokusuna yerleşir bu çikolata kistleri ve burada çoğalmaya başlar. Adenomiyoz aynı miyoma benzer. Miyomdan çok zor ayırt edilir. Biyopsi yapılmadan yani patolojiye gitmeden çok %100 tanısı konulamaz. Ama bizim artık ultrasonlarımız o kadar çok geliştiği için teknolojik anlamda
tabii ki adenomiyoz tanısını rahatlıkla koyabiliyoruz. Peki ne önemi var adenomiyoz için? Tabii ki nasıl yumurtalıkta bu çikolata kisti odakları kanıyorsa, aynı yumurtalık rahim iç kas dokusunda da kanıyor. Ve bebeğin tutunmasını olumsuz etkileyebiliyor. Bebek tutunduktan sonra düşüklere neden olabiliyor. İşte bu çikolata kistlerinin de, yani rahim içerisinde, rahim iç dokusunda, kas tabakasında ki çikolata kistini, ki buna biz adenomiyoz izliyoruz. Bunların da mutlaka tedavisi bizim için önemli. Burada iki şekilde tedavisi var. Bir tanesi çocuk istemi olan grup, ki biz bu grupla ilgileniyoruz. Özellikle biz bu odakları baskıladıktan sonra embriyo transferi yaptığımız zaman gebelik oranları yükseliyor. Bazen bu çikolata kistleri artık rahim iç dokusuna da sarkabiliyor. O tür durumlarda da tabii ki histereskopi devreye giriyor yine. Ve histereskopi ile o odakların temizlenmesi gerekebiliyor. Bundan bahsedildi. Bu seansları da bitirmiş olduk. Ne kadar çok seansa girmişim. Vallahi oradan oraya, oradan oraya. Akşam ne anlatacağız diye. Teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Yine çok önemsediğim bir seans yapıldı. Ben de ara ara canlı yayınlarımda bahsediyorum. Yumurta dondurma. Yani gerçekten bugün sabah Ulusal TV'de de bahsettim kendi programımda. Gerçekten özellikle erken ailede erken menopoz öyküsü varsa bir kadında ya da bir meme kanseri ya da bir kansere bağlı kemoterapi ya da radyoterapi alacaksa ışın almadan önce, kemoterapi almadan önce o yumurtaların dondurmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü o yumurtalar ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz biliyorsunuz artık karından bile yumurta toplayabiliyoruz. Ki biliyorsunuz bekar kızlarımızın hassasiyeti olabiliyor. Böylelikle biz o karından yumurtalarını toplayıp dondurduğumuz zaman hem kemoterapiye hem radyoterapiye maruz kalmamış oluyorlar. Hem de kadının yaşı ilerledikçe yumurta kalitesi ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Yumurtanın genetik anlamda da olumsuz etkilenebiliyor. Biz yumurta dondurduğumuz zaman böylelikle bu olumsuzluklardan bu yumurtaları dondurduğumuz için bu olumsuzluklardan kurtulmuş oluyor bu yumurtalıklar. Herkes aynı zamanda bunu ayrıca belirteyim ben. Evet tabii yani özellikle bir teknik çünkü karından toplarken bağırsağa girme riski var. Damarlara girme riski var. Ya, tabii ki Allah korusun. Hani bunun bir tekniği var. Bizim sanırım en son 200. hastamızı da geçtik çok şükür. Ve daha hiç başımıza bir komplikasyon gelmedi. Erken menopozda da çok önemli gerçekten yumurta dondurma bekar kadınlarımızda. Çünkü ilerleyen zamanda bu yumurtaları biz bulamayacağız. Ya bulamadığımız zaman da menopoza girdikten sonra da tüp bebekle yapsak gebelik elde edilemiyor. Ve bu konuda gerçekten çok büyük bir bilgisizlik var. Sanki tüp bebek yapınca gebe kalacaklarını düşünüyorlar. Tüp bebeği de biz gökten zembille indirmiyoruz. Sonuçta kadının kendi yumurtasında aldığımız yumurtayla eşinden aldığımız spermle bebek oluşturuyoruz. Onun için erken menopoz öyküsü varsa ablasında, kız kardeşinde ya da annesinde mutlaka gelsinler ultrasonda bakalım. Gerekirse AMH dediğimiz yumurta rezerv testine bakalım. Yumurta rezerv testi 1.5'in altına düşmüşse mutlaka yumurtalarını donduralım. Eğer ilişkisi varsa vajinal yolla toplayabiliriz. Eğer ilişkisi yoksa karından yumurta toplama işlemi yapabiliriz. Karından yumurta toplamayı da yanlış anlayabiliyorlar. Sanki ameliyat gibi algılıyorlar. Hayır. Aynı yumurta toplama iğnesi ve yumurta toplama ultrason probuyla topluyoruz biz. Herhangi bir ağrısı sızısı olmuyor ve hastalarımız konforlu bir şekilde de taburcu olabiliyorlar. Bu seans sadece başlı başına bir seans oldu. Cuma günü. Artık Perşembe'den Cuma'ya geçtik. Çok güzel. Şimdi burada bir seans daha oldu. Bu seans da gerçekten güzel de geçti. İnfertilite yani kısırlığa sebep olan faktörler nelerdir diye konuşuldu. Birinci sırada en önemli faktör genetik faktörler. Gerçekten artık yumurtanın ve spermin olumsuz etkilendiği bazı genler tanımlanmış. Bu genlerle de biz işte elimizi birazcık daha hızlı tutacağız. Yani zaman kaybetmememiz gerektiğinden bahsedildi. Ki bu genler yeni yeni tanımlanıyor ve sürekli üzerine artarak devam ediyor. Özellikle yumurta kalitesiyle ilgili genler var. Yumurtanın olgunlaşmasıyla ilgili genler var. Ve ne yazık ki yumurta şöyle çok hassas. Yani üreme organları çok hassas organlar. Özellikle dış etkenlerden ki biz bu dış etkenleri
tıbbi anlamda oksidatif stres diyoruz. Yani yumurtayı strese sokan, olumsuz etkileyen bazı maddeler var. Bu maddeleri daha çok açık ve daha çok uzun süre bu maddelere maruz kalırsa bir kadın ya da bir erkek, kadın için de aynı, erkek için de aynı, altta da bir genetik problem varsa ne yazık ki gerçekten çok kaliteli embriyolar elde edemiyoruz. O yüzden yaşımız gençken bir an önce bir şeylere hani zaman kaybetmeme var ya, bu çok önemli. Evet. Bazen bize çiftler başvuruyor, işte 3 yıl, biz hani 3 yıl bunu biliyoruz, uzamış infertilite süresini. Ki sanırım bu zaman ilerledikçe birazcık daha 2 yıla düşecek gibi, beklememek için, tüp bebek yapabilmek için. Çünkü süre uzadıkça gerçekten kaliteli bir yumurta ve kaliteli bir sperm elde edemiyoruz. Ve kaliteli sperm ve yumurta olmadığı zaman da kaliteli embriyo oluşmuyor. O yüzden ne kadar süreyi kısa tutarsak o kadar çok başarı şansı artıyor. O yüzden çok fazla çocuk düşünen çiftler çok fazla bunu ötelemesinler. Eğer öteleyeceklerse de özellikle kadınlardan bahsediyorum, bekar kadınlardan, kariyer planlaması yapan bekar kadınlardan, mutlaka yumurtalarını dondursunlar. Bizim tavsiyemiz o şekilde. Ki ilerleyen zamanlarda ciddi anlamda yumurtanın kalitesiyle ilgili olumsuz etkilenebiliyor. Burada sigaranın ciddi anlamda olumsuzluk etkisinden bahsettik ki biz her yayında bahsediyoruz sigaranın ne kadar hem spermi hem yumurtayı olumsuz etkilediğini. Başta sigara olmakla birlikte diğer tabii ki zararlı alışkanlıklardan da bahsedildi. Ki bizim en çok başımıza maruz kaldığımız şey sigara. Onun dışında sırf polikistik overlerle ilgili bir seans yaptılar. İşte polikistik overin tanısı. Tanısı nasıl yapılıyor polikistik overin? Bir polikistik over var, bir de polikistik over hastalığı var. Hastalıkla polikistik overin ne farkı var? Polikistik over demek çok fazla yumurtalık var demek bir kadında. Eğer bir kadın yumurtluyorsa ve çok fazla yumurtası varsa bunun hiçbir önemi yok. Ama bir kadın düzenli adet görmüyorsa ki bu yumurtlamadığını gösterir. Adetleri gecikiyorsa, adetleri 3 ayda ya da 4 ayda bir oluyorsa, bir de buna eşlik eden tüylenme durumu varsa işte biz buna polikistik over sendromu diyoruz. Sendromda gerçekten yumurtlama da problemi olduğu için de gebelik oluşması sıkıntı olabiliyor. Ve biz burada yumurtlama tedavilerine başlayabiliyoruz bazen. Bazen özellikle kilolu bir hastaysa insülin direncine bakabiliyoruz ki insülin direnci de bebeğin tutunmasını olumsuz etkileyebiliyor. Ya da yumurta kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Buna yönelik bazı tedaviler başlayabiliyoruz. Bunların öneminden bahsettiler. Kısa dönem ve uzun dönemde polikistik overlerde neler yapılması ile ilgili. Polikistik overli hastalarda hemen tüp bebek önermiyoruz. Eğer tüpleri açıksa, yani rahim filmi normalse ve sperm kalitesi eşinin yeterliyse, ileri hareketli spermi yeterliyse, sperm sayısı yeterliyse, yapısal bir problem yoksa erkekte hemen polikistik overlerde tüp bebek önermiyoruz. Polikistik overli sendromlu kadınlarda. Biz ne yapıyoruz? Yumurta takibi, yumurtlama tedavisi yapıyoruz. Yumurtlama tedavisinin halen birinci tercih klomen dediğimiz klomifen sitraz. İkinci tercihimiz femara, yani aromataz inhibitörleri. İğnenin yeri var mı? Düşük dozda da olsa iğne yapılabiliyor ama bu iğneye birazcık daha dikkatli yapılması gerekiyor. Çünkü bu iğne bazen OASS dediğimiz yumurtanın aşırı yarılmasına neden olabiliyor. Peki bu tedavileri çatlatma iğnesi ekleyelim mi? Evet, ekleyelim. Çünkü yumurta büyümezse sadece büyütme problemi olmuyor. Çatlamazsa da gebelik oluşmuyor. O yüzden biz mutlaka peki kaç yumurta büyütelim bu kadınlarda, polikistik overlerde? En fazla 2. 2'den daha fazla yumurta büyüttüğümüz zaman hem çoğul gebelik şanssızlığı artıyor hem de OASS şanssızlığı artıyor. Çok teşekkür ederim. Cuma'yı da bitirdik. Şimdi cumartesi, bugün neler konuşuldu? Ve ondan sonra da sorulara geçeceğiz. Evet, bugün özellikle yumurta rezervazlığı, ki biliyorsunuz benim en çok ilgilendiğim konu, en çok hasta grubumun olduğu konu. Çünkü bu hastalar zor hastalar. Zor hastalar olduğu için de bu hastalarla biz uzun süre bir tedavi protokolü alıyoruz. Nasıl bir tedavi protokolü? İlk başta tabii ki mevcut ne yumurtası varsa, biz gördüğümüz her yumurtada bizim için çok kıymetli. Bu yumurtaları toplama, eğer bekarsa dondurma kısmına gidiyoruz. Ve mevcut havuzlama diyoruz biz buna, biliyorsunuz. Hani tüp bebekte havuzlama. Kendimiz de merkezimizde uyguluyoruz. Ne kadar çok yumurtası ve ne kadar çok embriyosu olursa o kadar çok gebelik şansı vardır. Havuzlamanın gerçekten çok önemli olduğu. Onun dışında bu grupta özellikle bir tedavi yöntemi tercih edilmesi lazım ki biz buna bazen işte dual trigger diyoruz ya da iki defa arka arkaya yumurta toplama diyoruz.
Bunların değişik isimlendirilmesi var, işte Şangay Protokolü gibi. Buradan yine bir müjde de ben vereyim kendimle ilgili. Biliyorsunuz Eşya'da, siz de herhalde onu soracaktınız. Avrupa Üreme Tıbbı Derneği'nde ki oraya bir bildiri önceden her hekim ancak en fazla bir bildiri gönderebilir. Ve o bir bildiri onların Human Reproduction dediğimiz bir dergisi var. O dergide yayınlanır ki dünyadaki güncel gelişmeler yayınlanmış olur. Bu dört tane bağımsız hakeme gider ki tüp bebek konusunda otur olan dört bağımsız hakeme gider. Biz işte bu üçlü uyarma tekniğimizle orada kabul gördük. Evet. Bu fikir de nereden, teşekkür ederim. Bu fikir de nereden aklımıza geldi? Ondan da birazcık bahsedeyim. Biliyorsunuz biz dünyanın en iyi tüp bebek merkezi olan İspanya'da bir merkez var. İsmini söylemeyeyim ama dünyanın en iyi tüp bebek merkezi. Bu merkezde merkezin biz ara ara kurslarına katılıyoruz ve biliyorsunuz yapay zekayı da o merkezin kontrolü altında devam ediyoruz. Yapay zekadan da birazdan bahsederiz. Biz o kurs sırasında bize dual trigger'dan, yani ikili uyarmadan bahsettiler. Bunun sebebinden de anlatırken de yumurtanın olgunlaşması için biliyorsunuz biz LH hormonu veriyoruz. Yani yumurta olgunlaştırma oitrelle yapıyoruz. Bazen tek başına onun yeterli olmadığını, ona ek bir iğnenin daha yapılması gerektiğinden bahsedildi. Sebebinden de başka bir hormonun da burada mekanizmaya girdiğinden bahsetti. Ben de dedim ki madem bu hormon mekanizmaya dahil oluyor, peki biz bir üçüncü iğne olarak bunu da eklesek daha güzel yumurta elde edemez miyiz dedim. Ki bu konunun otör olan birisi. Evet, gerçekten çok güzel düşündünüz. Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir dendiği anda biz zaten bunun hemen etik kuruluna başvurduk üniversiteye ve hastalarımızla uygulamaya başladık. Özellikle yumurta rezervi az olan hastalarımızda. Hani hep altın yumurta, altın yumurta diyorum ya. Evet, evet. O altın yumurtalar kolay elde edilmiyor. İşte özel olarak hazırlanıyor. Altın bir şekilde hazırlanıyor. Yani altını kolay elde edemiyorsunuz biz bir şekilde, biliyorsunuz. Özel olarak incelikle bir böyle kuyumcu edasında hazırlıyoruz biz onu. Kendi tekniğimizle de biz bunu dünyaya kabul ettirmiş olduk. Gerçekten bu konuda da ben kendi adıma o zaman DHA yanında bir iğne daha vuruyorsunuz. Onun evet, farklı söylemiyoruz şu anda. Tabii ki söylemiyoruz. ama farklı bir iğne daha bunu eşleden inşallah canlı yayında anlatırım ben. Farklı bir iğne daha biz ekliyoruz kaslarımıza. İşte o kaliteli altın yumurtayı elde edelim ve bu altın yumurtayla da güzel bir embriyo oluşturalım. İnşallah. Ve bu güzel bir embriyoyla da zaten gebelikler geliyor ki çok sık paylaşıyoruz. Zor hasta gruplarımız oluyor. Biz laboratuvara güzel bir yumurta sunamadıktan sonra ne yazık ki laboratuvar da çok fazla bir şey yapamıyor. İşte bu güzel yumurtalar da kolay olmuyor. Onun dışında AMH dediğimiz yumurta rezerv hormonunun klinik sonuçlarıyla ilgili bazı veriler paylaşıldı. Burada bizim yine kriterlerimiz olarak 1.1-1.5 farklı değerler alınabiliyor. Bizim bunun ultrasonla da korele etmemiz, yani biz bazı kadınlarda yumurtasını çok görüyoruz, AMH'ı düşük oluyor. Ya da AMH'ını çok düşük görüyoruz, ultrason baktığımız zaman yumurtaları çok iyi gözüküyor. Aslında burada ultrasonla birlikte bu AMH dediğimiz yumurta rezerv testinin ikisinin birlikte bakılmasının daha uygun olacağından bahsedildi. Bunun dışında çok önemli bir konudan daha bahsedildi. Biliyorsunuz son zamanlarda biz tüp bebek ilaçlarının bir kısımlarını bulamıyoruz. Evet, evet. Yani yok. Firma artık Türkiye'ye gelmiyor. Bunun yerine biz alternatif tedaviler üretiyoruz. Kendim de üretiyorum. Hastalarıma uyguluyorum. Yavaş yavaş onların verileri gelecek. Acaba progesteronla mı baskılayalım? Bunların daha verileri yeni yeni geliyor. Biz de kendi hastalarımızda uyguluyoruz. Çünkü yok yani. İğne piyasada yok. Türkiye'de şu anda giriş yapmıyor. Buradaki firmalardaki arkadaşlara da gittik, sıkıştırdım ben özellikle. Dedim ki ya nasıl olur? Hani nedir? Yani bundaki sıkıntı ne? Hani Türkiye'deki fiyat politikası mı? Zam mı bekleniyor? Hani bundan dolayı mı olmuyor? Tedarik olmuyor. Onlar da bir şey söylemek istemiyorlar. Ama benim kendi izlenimimi söyleyeyim. Sanırım biraz işin maddiyat boyutu var. Türkiye'ye çok fazla firma girmek istemiyor. Sebebi de ya bir ürün belli bir maliyeti var. Bu da biliyorsunuz maliyetler ne yazık ki Türkiye'de üretilmediği için euro ve dolar anlamında yurt dışından geliyor ve bu euro ve doların da Türkiye'de karşılığı sanırım
birazcık daha Sağlık Bakanlığı düşük tutuyor. Ve böyle olunca da firmalar Türkiye'ye o ilaçları sokmak istemiyorlar. Biz de alternatif tedavi yöntemleri üretiyoruz ve bu alternatif tedavi yöntemlerin verileri ve neler yapılabileceğiyle ilgili bir seans yapıldı. Ama zaten biz buna hazırlıklıydık. Bunu neler yapacağımızı da zaten biliyoruz. Hastalarımız da emin olsun. Biz onlara da zaten uyguluyoruz şu anda. Yani o ilaçların eksikliği hastaları negatif olarak yansıtmayacak diyorsun. Negatif. Biz zaten bunun farklı tekniklerinin, olduğunu biliyorduk. Ve buna yönelik de zaten önlemimizi almıştık. Şu anda da kendi kliniğimde de onu uyguluyorum. Hiçbir hastadan da şu ana kadar şükürler olsun. Şeytan kulağına kurşun. Bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah yaşamayacağız. O zaman bir şey daha sorayım. Eğer yurt dışından o ilaçlar gelmiyorsa ilaç maliyetleri de düşmüş oluyor bu arada. Başka tedavilerde uygulandığına göre. Evet ama işte bu ilaç bizim alternatif yaptığımız ilaçların daha verileri çok ortaya çıkmadı. Yani bizim daha önceden kullandığımız iğneler yıllardır zaten kullanılıyor ve belli bir potansiyeli var. Ne demek belli bir potansiyeli? Kaliteli yumurta elde edebilmek, kaliteli embriyo elde edebilmek. Ama bu alternatif kullandığımız ilaçların daha sonuçlarını görmedik. Bir de bu alternatif kullandığımız ilaçlarda embriyoları biz taze transfer yapamıyoruz. Kesinlikle embriyoları dondurmak zorundayız. Çünkü verdiğimiz ilaçlar rahmin bebeğe tutunmasını engel oluyor. Anladım. Böyle bir kötülüğü var. Yani her hastada mutlaka baştan embriyosunu donduracağımızı anlatıyoruz. Evet. Ya sonucu iyi olsun da tabii en fazla başka şehirden gelenlerin bir gidiş geliş maliyetleri olacak o zaman. Evet, evet. Yani dondurma maliyeti oluyor, gidiş geliş maliyeti oluyor. Evet. Yani maliyetler ne yazık ki kaçırılmıyor. Öbür türlü evet daha ucuz ilaçlarla biz baskılıyoruz ama sonuç ne yazık ki o şekilde yani geri dönüş anlamında o şekilde keşke olsa o şekilde olmuyor. Yani çünkü bu sefer dondurulmuş embriyo transferi olacak. Dondurulmuş embriyoların da ilaçları bulunamıyor zaten. O da ayrı bir maliyet. Çoğu ilaçları bulamıyoruz biliyorsunuz. Östrojen vereceğiz hasta. Östrojenler piyasada yok. Bu sefer ne yapıyoruz? Doğal siklusa geçiyoruz. Doğal siklus için hastalar çok sık gelmek zorunda kalıyor. Çok sık geldikleri zaman o yumurtalar bazen erken çatlıyor. Erken çatlayınca biz embriyonun transferaz penceresini ayarlayamayabiliyoruz. Çünkü her hasta farklı oluyor. Yani evet. Bu sefer hem süre uzuyor hem stres kas sayısı uzuyor. Ama eskiden o şekilde değildi. Biz rahatlık bir şekilde hazırlayabiliyorduk ve transfer ettiğimizde de zaten sonuç oluyordu. Ama tabii ki bizim A, B, C planlarımız her zaman var. Ve buna yönelik de hastalarımızı zaten yönlendiriyoruz. Vallahi Allah kolaylık versin diyeyim, ne diyeyim. Şu ana kadarki seanslar bu kadardı. Yani pazar gününe daha geçemedik. Çünkü bugün cumartesi. Ya şimdiye kadar olanlar zaten harika. Ve çok hızlı. Sanırım çok hızlı ve seri bir şekilde anlattım. Hani süremiz kısa. Kısa olduğu için. Bir de heyecanlısınız tabii. Yeni yeni şeyler öğrenmişsiniz. Ay, insanlarla paylaşmak istiyorsunuz. Onun için de ben de inşallah güzel bir insanlara da bir tansiyonumu ölçeyim falan diyordum kendi kendime. İnşallah faydalı olmuşuzdur inşallah buradan bizim izleyenlere, takipçilerimize. Olmaz olur mu? Bir sürü soru da var tabii bu arada. Önümden evet. De sorular akıyor arkadaşlar. Arkaya şey yapın. Ama sizi çok çok şey yapmayacağım. Gene neredeyse bir saate yakın oluyor. Evet, evet. Bu arada şimdi N-asetilsisteyn tekrarlayan kayıplarda bilimsel olarak bir kanıtı gösterilmemiş. Sadece N-asetilsisteyn özellikle polikistik overlerde kadınlarda yumurta kalitesini birazcık sisteynin arttırdığı gösterilmiş ama kanıt düzeyi çok düşük. Evet, teşekkür ederim. 4 gün önce aşılama yaptırdım. Diş evet. Şimdi diş ağrısı ve diş problemleri ciddi önemsiyoruz biz. Ateşi de varsa özellikle ateş olmaması gerekir. Bence mutlaka ateş düşücü olarak parol kullansın. Ateşin yüksek olması, özellikle 38 dereceden fazla olmasını istemiyoruz ki ateş yükseldiği zaman rahim kendini kasabiliyor. Ve diş tedavisi gerekiyorsa da mutlaka diş tedavisinin olmasını öneriyoruz.
Polikistik over var. Yumurtayı büyütüp çatlatacağız dedim. Evet. Şimdi tek başına eğer tüpleri açıksa, rayın filmi normalse ve sperm değerleri de normalse, adetin ikinci ya da üçüncü günü Sibel Hanım doktoruna gidecek. Yaklaşık ortalama 5-6 günlük bir hap tedavisinden sonra tekrar yumurtaları cevap vermiş mi? Yumurtaları büyüyor mu? Ona bakılacak. Yumurtaları büyüyorsa bu büyüklük takip edilecek. Belli bir olgunluğa gelince yumurtalar yaklaşık 17-18 milimetrenin üzerine çıkınca da çatlatma iğnesi yapılıp 36 saat sonra ilişki önerilecek. Çok teşekkürler. Hızlı hızlı geçiyorum. Merhaba, rahim anomalisi Arkuan için ne yapılmalı? Evet, histereskopiyle de ilgili bir seans yapılmıştı. Sanırım o gözümden kaçmış. Özellikle de paylaşmak isteyecektim sizde. Şimdi kimlere histereskopi yapalım? Rahim anomalilerine mutlaka yapalım. Çünkü o bebeğin tutulmasını olumsuz etkiliyor. Ama hani böyle klasik herkese bir histereskopi yapalım mı? Halen kesinlikle herkese histereskopi önerilmiyor. Özellikle iki defa tüp bebek başarısızlığı olmadan histereskopinin tüp bebek tedavisinde yeri yok. Ne zaman iyi kalite iki defa embriyo transferi yaptınız? Üçüncü de acaba rahim niye tutmadı diye bakıp bir de oraya küçük bir çizik atılabiliyor. Onun dışında ilk tüp bebek denemelerinde herkese histereskopi yapalım. Olumlu hiçbir etkisi gösterilmemiş. Bunu da özellikle sorduğunuz çok iyi oldu. Tabii ki arkuat dediğimiz şey rahim üst kısmındaki basıklık. Biz de kendi kliniğimizde basıklık olmasını çok istemiyoruz. Oraya histereskopi yapıp o arkuat olan o kısmı düzelttikten sonra transfer yaptığımız zaman başarı oranımız da birazcık artıyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar buradan sorular akıyor. Lütfen soru kısmına yazın. Ben de rahatlıkla alabileyim. Gözükmüyor çünkü sorularınız. Soru kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hocam, hormon testlerim güzel, sağ tüpüm bağlı. Sadece normal gebelik olmadı. Aşılama ile tedaviye başladık. Tutması için şu anda yapmamız gereken herhangi bir şey var mı diye soruyorlar. Dikkat edin. Şimdi sağ tüp kapalıysa bir kere soldan yumurtlamasını takip etmek gerekiyor. Eğer bir kadın kapalı olan tüpünden yumurtluyorsa zaten gebelik olmaz. Birincisi bu. İkincisi biz şu üç tane şeyi bilmeden herhangi bir hastaya şunu yapın ya da bunu yapın diyemeyiz. Birincisi düzenli adet görüyor mu? Yani yumurtluyor mu? İkincisi tüpleri rahim filminde açık mı? Üçüncüsü de sperm değerleri normal mi? İleri hareketli sperm sayısı yeterli mi? 10 milyonun üzerinde mi? Yani beyefendi sperm testi yaptırmadıysa sperm testi yaptırsın ki ben de ona yönelik diyeyim ki ya soldan yumurta takibi yaptırabilirsiniz bir 4-5 ay. Gebelik oluşmazsa o zaman gene soldan yumurta takibiyle belki aşılama denenebilir ama hani soldan yumurtlayıp yumurtlamamanın bir garantisi yok. O yüzden bu tür hastalarda eğer yumurta takibiyle soldan yumurtlamıyorsa tüp bebek öneriyoruz. Teşekkür ederim. Hemen başka bir şeye geçiyorum. 35 yaşındayım. 0.04 AMH ile hamile kalabilir miyim diye soruyorlar. Şimdi burada yumurtayı bizim ultrasonda görüp bir an önce zaman kaybetmeden toplamamız gerekiyor. Yumurtayı görürsek ve yumurtayı da toplarsak tabii ki gebelik şansı var. Ama bazen biz bu yumurta takiplerimizde ki bu hastalarımıza biz ilaçlardan dışarıdan ilaç takviyeleri de veriyoruz. Onun dışında yumurta büyütmek için de ilaçlar veriyoruz. Verdiğimiz sırada yumurtası istediğimiz gibi büyümüyorsa, östrojen kadınlık hormonu da artmıyorsa o zaman biz hastalarımıza bazen PRP önerebiliyoruz. Ama PRP dediğim gibi bugünkü toplantıda da konuşuldu. Çok kanıt düzeyi yüksek değil. Deneysel anlamda yapılabiliyor. Elimizdeki son kurşun diyoruz biz ona. Ve sonucunu da takip edebiliyoruz. Yaklaşık 6 aya kadar. Bence bu hastamız hiç zaman kaybetmeden bir an önce başvursun. Mevcut yumurtası varsa tabii ki gebe kalınır. Anladım. Hemen şurada önüme bir soru geldi. Onu şey yapayım. Morfoloji 2 ise gebelik oluşur mu? Tedavi süreci ne olmalı? Vitamin kullanılması ile gebelik olur mu diye soruyorlar. Şimdi yapısal problemlerde özellikle erkek kısırlığında elimizde biraz önce bahsettiğimiz vitaminler dışında çok fazla seçenek yok. Bunu da şu şekilde anlatıyorlar. Şimdi sperm üretimini şöyle bir makine olarak düşünün ve makinenin şu baş kısmı bozulmuş. Ve bu sperm üretirken siz istediğiniz kadar dışarıdan takviyeler bulunun ya da bir şeyler yapın. Baş kısmı bozulduğu için yapısını çok fazla pozitife çeviremiyoruz. Peki biz ne yapabiliriz? Biz tedavisini şekillendirebiliriz. Mesela bir sperm DNA hasarı varsa mikroçip deneyebiliriz. Ya da tüp bebek yapacaksak ileri hareketli sperm sayısı azsa IMSI dediğimiz
ultra mikro enjeksiyonla sperm seçebiliriz gibi. Tabii ki biz mutlaka birazcık gıda takviyesinden de fayda görüyoruz. Biraz önce bunun anlattığım tek tek de gram gramda hatta söyledim. Karnitin, E vitamini ve C vitamininin erkek kısırlığında gerçekten pozitif etkisi var. Ama bunlar evet. Çok öyle mucizevi şeyler beklemesinler. Yani %2'den %4-5'leri çıkartıp da kendinden gebelik yapmayacak. Sadece bizim şekillendirdiğimiz tedavi de destek tedavisi. Anladım. Teşekkür ederim. Bu gerçekten önemliydi. Bunu hemen iptal ediyorum. Bir saniye. Evet. Hocam 4 defa düşük yaptım. Kanımda pıhtılaşma çıktı. İğneye rağmen düştü. Düştü. HSG iyi çıktı. Eşimde de sperm iyi. Şimdi tekrarlayan gebelik kayıplarında özellikle bazen düşükten mutlaka genetiğe örnek gönderilmesi lazım. Çünkü düşüklerin en sık sebebi, birinci en sık sebebi genetik bozukluklardır. Yani birinci en sık sebep atlanıp üçüncü en sık sebep olan pıhtılaşmaya gitmek çok mantıklı olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Birinci en sık sebep nedir? Genetik bozukluklardır. Eğer bebeğin, embriyonun genetik yapısı bozuksa ki bugün sırf genetikle ilgili bir seans vardı. Yumurtanın genetik yapısından bahsettik, spermin genetik yapısından bahsettik. Kadının ya da erkeğin genetik yapısının normal olması da yetmiyor. Bazen yumurtada da genetik bozukluklar ya da spermde de genetik bozukluklar olabiliyor. Bu da ne yazık ki düşükle sonuçlanıyor. Çünkü anne rahmi sağlıklı olmayan gebelikleri eliyor. Yani sağlıklı olmayan gebeliklerin tutunmasına engel oluyor. Belki düşüklerin sebebi genetik bir bozukluktur. Genetik tanılı tüp bebek önerilebilir. Yapılmadıysa genetik testleri mutlaka hanımefendi yaptırsın. Onun dışında pıhtılaşmaya rağmen de düşük oluyorsa dediğim gibi en sık sebep genetik bozukluklar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de dış gebelik. Merhaba, iki defa dış gebelik geçirdim doğal yolla. Şimdi tüp bebek yaptırsam gene dış gebelik riski var mı? Şimdi tüp bebek de dediğim gibi farklı bir gebelik değil aslında. Yani biz tamam bebek oluşturuyoruz. Anne rahminde de, daha doğrusu yumurtalık tüpte de gebelik oluşuyor. Ama şöyle bir şey yok. Hani dış gebelikten dolayı tüp bebek yapalım diye bir tüp bebek sebepleri arasında öyle bir şey yer almıyor. Doğru, biz tüp bebekte annenin ultrason eşliğinde tam rahmin bebeğin tutunacağı yer ortasına bırakıyoruz. Ama bazen bu gidip tüpe de yerleşebiliyor. Hangi hasta grubunda yerleşiyor diye sorarsanız, Helal. Hangi hasta grubunda yerleşiyor diye sorarsanız, özellikle ben takiplerimde bunu gördüm. Stresli hasta grubunda. Gerçekten stresli kadınlarda normalde biz ultrasonda görüyoruz. Yani koyduğumuz yeri görüyoruz. Verdiğimiz zaman bebeğin tutunduğu yeri görüyoruz. Ama daha sonra biz probu çekiyoruz. O oradan nasıl gidip de tüpe yerleşiyor? Eğer anne rahmi kendini stresten kasarsa bebeği oralara gönderiyor işte. Onun için biz diyoruz ya, gevşek kalın, rahat olun. Çünkü anne rahmi bir düz kas dokusu. Bazı kaslar çizgilidir, bazı kaslar düz kas dokusundadır. Çizgili kaslar istemli kaslardır. Biz mesela şu an konuşurken ben bu kaslarımı kontrol edebiliyorum ya da elimi kolumu kontrol edebiliyorum. Çünkü bunlar çizgili kas. Biz bunları sinirsel iletilerle kontrol edebiliyoruz. Ama bazı düz kaslarımızı kontrol edemeyiz. Mesela siz istediğiniz zaman kalbinizi durdurup tekrar çalıştırabilir misiniz? Çünkü bu istemsiz çalışıyor değil mi? Ya da bazen bağırsak hareketlerimizi durdurup hadi tekrar çalış bağırsaklar diyebilir miyiz? Diyemeyiz, çünkü bunlar istemsiz çalışıyor. Ya da aynı şekilde anne rahmi de düz kas olduğu için o da istemsiz. Peki biz bunlar bu kasları hangi sinirle etki ediyor? Özellikle stresin etkilediği sinirler etki ediyor değil mi? Stres kaslarımız yükseldiği zaman kalbimiz daralıyor, çarpıntımız oluyor ya da kabızlığımız oluyor değil mi? Aynı şekilde rahim de stresten etkileniyor. Çünkü o da düz kas ve ne oluyor? Kasılıyor. İşte biz çiftlerimize diyoruz ki, özellikle kadınlarımıza, siz rahat olun ki biz bebeğe koyduğumuz zaman oraya tutunsun. Ama siz rahat olmadığınız zaman rahim kendini kasar. İşte hem bebek tutunmaz, tutunacak bebek de gidip tüpe yerleşir. Allah korusun, dış gebelik olur. Onun için siz rahat olun. Bu hastamızın sorusuna da şu şekilde yanıt vereyim. Dış gebelik için tüp bebek yaptırmasın.
Eğer tüpünde herhangi bir zarar yoksa. Tabii burada rahim filmi çektirmeden de buna karar vermek doğru değil. Ben her dış gebelik geçiren kadında mutlaka, benim bana başvuran hastalarımda mutlaka rahim filmi öneriyorum. Çünkü tüpü ne kadar zarar gördü? Tüpünde bir şişlik oldu mu? Hidrosalpinks oldu mu? Bazen tüpe müdahale etmeden de bebeğe koymuyoruz. Evet. Çok ilginç şeyler gelir. Bu sefer de kimyasal gebelik. 5 kez kimyasal yaşadım. 1 kez dış gebelik, 1 kez kalp durması sonucu kürtajım var. Genetik tüp bebek yaptım. Kimyasal oldu. Evet. Kan sulandırıcı kullandım. Kan pıhtılaşmam olduğu için ne önerirsiniz? 3 tane embriyom dondurulmuş bekliyor diyor. Şimdi bakın, çok biz bunu bu toplantılar, bu kongreler ya da yurt dışındaki kongrelerde bu sorunun cevaplarını arıyor. Keşke biz %100'ü yakalayabilsek. %100'ü yakalasak bunların hiçbirisini konuşmamış olacağız. Burada embriyo yapılan biyopsi tekniği çok önemli. Genetik tanı yaptıktan sonra embriyo ne kadar, işte biz bunu bilim de aradığı gibi teknoloji de arıyor. Şimdi biz normalde eskiden embriyoların iç kısmından gidip biyopsi yapardık genetik tanıda. Şimdi artık dış kısmından bebeğe zarar vermeden biyopsi yapıyoruz. Çünkü gördük ki iç kısmından biyopsi yaptığımız zaman zaten onlar da bebek de tutunamıyor. Onun için burada embriyo biyopsi tekniği de çok önemli. Burada embriyolog da çok önemli. Embriyo zarar vermeden genetiğe embriyoya göndermesi gerekir. Bu birinci sebep. İkincisi, kan sulandırıcının dozlarının ayarlanması önemli. Üçüncüsü, bağışık sistemin dengelenmesi çok önemli. Tabii ki biz her hastamıza rutin olarak kendi kliniğimizde de kan sulandırıcılarını, bağışık sistem dengeleyicilerini başlıyoruz. Genetik tanı yapacağımız hastalarda özellikle genetik tanısını kendi kliniğimizde en son teknoloji olan, hatta biz buna Mars teknolojisi demişler, isimlendirmişler. Mikroskop o şekilde, Mars'taki aynı cihazları kontrol edecek cihazları koymuşlar ki embriyo daha az dışarıda kalsın ve daha az biyopsi yapılırken strese girsin. Çünkü embriyolar da strese girebiliyor bazen. Evet, biz evet. Bu cihazı kendi kliniğimize, ki Türkiye'de sanırım 2 merkez bizi aldırırken başka bir merkez de aldırmıştı. 2 merkez de var. Böylelikle çoklu atar nazar kullandığınız zaman da embriyo daha az zarar görüyor. Tekli atar değil de çoklu atar. Çiziyorsunuz böyle harita gibi. Embriyo o haritalandırıyor, mapping yapıyor, haritalandırma yapıyor ve embriyo zarar vermeden dış hücrelerinden biyopsisini alabiliyorsunuz. Yani bu hem teknoloji hem sizin embriyolarınızın tecrübesi, bunlar da aynı zamanda embriyonun tutum oranlarını ve kimyasal olup olmamasını şekillendiriyor. O ikinci merkezi merak ettim şimdi ben. Perde ameliyatı geçirdim fakat gebelik olmadı. Ne yapılmalı diye soruyorum. Ya yani perde ameliyatlarını biz gebelik tabii olsun isteriz ama biz perde ameliyatlarını bebeğin gebeliğin devam etmesi için daha çok yapıyoruz. Çünkü perdeler direkt gebeliğe engel değildir. Düşük ya da erken doğum sebebidir. Hani gebe olamama sebepleri çok daha farklı. Belki sperm sayısı ya da hareketi az olacak, azdır. Belki yumurta ile ilgili, yumurta kalitesiyle ilgili bir problem var. Belki tüplerinle ilgili sıkıntı var, rahim filmi çekildi mi? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Embriyo donduruldu, rahim dinlendirildi. Transfer öncesi ve sonrasında neler yapılmalı? Öneriniz nedir diye soruyorlar. Transfer sonrası önerilerimi benim geçen hafta gazetede yazım çıktı. Oradan okuyabilirler, 16 kural diye. Ama burada size özel üzerinden geçelim. Birincisi, ilaçlarını eksiksiz ve düzenli kullanmaları gerekir. Yani ilaçlarını kullanmadıktan sonra isterdiği kadar diğer işte dinlenmeydi, şuydu, buydu, bunlara önem versinler. Ama ilaçlarını kullanmadıktan sonra o bebek tutunmaz. Çünkü biz anne rahmini o ilaçlarla yalancı gebelik haline sokup annenin rahmini, yani bebeğin yatağını özel olarak hazırlıyoruz. Bu çok önemli. Birincisi, ilaçlarını eksiksiz ve bizim anlattığımız şekilde düzenli bir şekilde kullanması. Biraz önce stresin ne kadar önemli olduğundan bahsettik değil mi? Evet. Rahmin kasılmasının ne kadar olumsuz etkilediğini, dış gebeliğe bile sebep olabildiğinden bahsettik. O yüzden stresten ne yazık ki birazcık hayatlarından o stresi uzakta tutsunlar. Kolay değil. Bunun bazı yöntemleri var. İşte mindfulness, anda kal eğitimleri var. Biz de çiftlerimize geldikleri zaman bunları anlatıyoruz. Nefes egzersizleri var. Hayata bakış açıları var. Bununla ilgili kitaplar var. Gelmeden bunları okuyabilirler. Bazen
O kadar çok stresli oluyor ki bazen psikoterapi öneriyoruz hastalarımıza, psikolojik destek de alabiliyorlar. Bunun dışında bol sıvı tüketiminin anne rahminin işte o kasılmasını engel olduğu, onun için sıvı tüketiminin çok önemli olduğu. Çünkü düz kas, o da biraz önceki bahsettiğim gibi düz kaslar nasıl gevşek kalırlar? Bol sıvı tükettikleri zaman. Nasıl mesela kabızlık neye bağlıdır? Bağırsakların kasılmasına bağlıdır. Bağırsaklar nasıl gevşek kalır? Siz bol sıvı tüketirseniz gevşek kalır. Aynı şekilde rahim de düz kas olduğu için rahmin de gevşek kalabilmesi için bol sıvı tüketmelerinin gerektiğinden, öneminden vurguladık. Bazı özel besinler var, biliyorsunuz siz de canlı yayınlarınızda bahsediyorsunuz. Avokado gibi, nar gibi, özellikle biz kabak çekirdeğindeki içerisindeki E vitamininden faydalanıyoruz ki rahimi çok güzel hazırlıyor. Beslenmenin bu boyutundan önemsiyoruz. Bunlar gebelik sonra, transfer sonrası gebeliğe giden yolda destek tedavileri. Bunun dışında mutlak yatak istirahati önermiyoruz. Çünkü yatak istirahati sürekli olursa gene rahim düz kas olduğu için bebeğe giden kanlanma az olacak. Bebeğe kan gitsin istiyoruz ki ev içerisinde yavaş hareketler yapsın ama ağır işten uzak dursun, ilişkiye girmesin, kesinlikle ilişki yasak. Çünkü spermin de embriyon tutunmasında olumsuz etkisi var. Kısaca özetlediğim şekilde bu şekilde. Ama daha ayrıntılı okumak istiyorlarsa da Google'da Gökalp Öner ve transfer sonrası 16'ın kuralı okuyabilirler. Çok teşekkür ediyoruz Sınavoğlu. Ben teşekkür ederim. Devam edeyim mi? Sanırım 1-2 dakikamız kaldı. Evet, son 1-2 dakikada sizin sormak istediğiniz bir şey varsa, ki oturduğum mekan da çok şeye uygun değil, biraz havada kararmaya başladı. Doğru, çok haklısınız. Gene biz size cevap... İki tane her soruyu şey yapayım, hemen bitirelim o zaman. Progesteron 24 transfer yapılabilir mi diye soruyorlar. Dondu mu? Yok, donmadı. Şimdi ben bir tedavi sırasında biliyorsunuz başkasının tedavisine şu yapılır mı, bu yapılır mı tarzında çok fazla müdahale olmak istemiyorum. O şekilde bir yaklaşımım yok. Biz kendimiz artık her hastada kişiselleştirilmiş rahim hazırlama yöntemine geçtik. Standart bir tedavi protokolümüz onda da yok artık. Tamam. Çok teşekkür ederiz Gökalp Bey. Çok sağ olun. Harika bilgiler verdiniz bize. Ve hemen bunları kaydedip yayınlayacağım. Sonra tekrar da yayınlarız. Herkesin haberi olur. Tabii ki. İngilizcesi de yapalım. Gerçekten bir gün kızınızla İngilizce yapalım. Siz onu siz kullanırsınız da paylaşırsınız da. Yurt dışından belki bize hasta gelir bu olacak ve bu da bize bir yurt dışı getirisi olmuş olur. Ülkemize getirisi olmuş olur. Biliyorsunuz burada gelir. Evet, gitgide çünkü döviz rezervlerimiz de azalıyor. Yurt dışındaki hastalara ihtiyacımız var. Arttıralım yani. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler efendim. Çok sağ olun. Aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar, bol gebelikler, bol melek diliyoruz. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hepinize katılımlarınız için, sorularınız için. Soruların devamını lütfen Çider Derneği'ye yazın. Ben Gökalp Bey'e iletirim. Müsait olduğu zaman isterseniz cevaplar. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii, buradan çünkü yurt dışından izleyenler de var. Yurt dışı katılımcılar kendi gebelik oranlarından bahsediyorlar. Tüp bebekle ilgili. İnanın bizim 1/3 seviyemizde değiller. Evet. Onun için Türkiye tüp bebek konusunda gerçekten çok önde, çok ileri. Gönül rahatlığıyla gerçekten hastalarımız yurt dışından bize gelebilirler. Orada gerçek öyle oranlardan bahsediyorlar ki inanamazsınız. Yani %15'lerinden, %10'lardan yurt dışındaki yurt dışı katılımcıları anlattığı verilerden bahsediyorum. Biz gerçekten tüp bebek konusunda çok üst düzey tedavi yöntemleri yapıyoruz. Çok başarılı. Doktorlarımız çok başarılı. Evet, gerçekten. Çok seviyoruz hepinizi. Başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar, İyi akşamlar. Çok teşekkürler hepinize. Hoşça kalın.